Datça Seyir Kafe Roastery. Şu an Akın kardeşimi ziyarete geldim. O da şu an dışarısı güneşli. Güneşli olduğu için de müşteriler için böyle güzel bir yer hazırlıyor. Çiçekler açmış. Tadilat var. Burası çok güzel. Taşlık Plajı'nın girişi hemen sağ taraf. Datça Seyir Coffee Roastery Bar. Şu an bar faaliyetini pek fazla vermiyor ama o da olacakmış. Şurada şu palmiyenin altında bir tane DJ seti geliyormuş. Akın kardeşimiz anlıyormuş. O DJ setini falan müzik yapacaklarmış. Yani çok müzik bir ortam. Kesinlikle gelinmesi gereken bir yer eğer Datça'ya yolunuz düşerse. Şurası hemen Datça Limanı. Taşlık Plajı'nı da göstereyim. Tiyatronun olduğu yeri de göstereceğim. Şurası Taşlık Plajı. Şurada ileride bir tane amfitiyatromuz var. Eski hükümet konağı varmış. O da tadilatta şu an. Şurasını oraya bakalım hep beraber. Datça Belediyesi Kadın Gençlik Sanat Merkezi'ymiş. Şurası. Bizim mekan da burası. Seyil Coffee Roastery. Şu amblemi de yarımada. Olmazsa olmazımız zeytinyağlımız. Seyil Coffee Roastery in Datça Harbor, Datça City Harbor. What is this sevgili benim? What is this drink? This is ice caramel macchiato. Ice caramel macchiato. Wow. But I used not caramel. Mm-hmm. I used vanilla. Yeah. Perfect. Vanilla in Turkish. Wow. This is art, man. This is art. Sevgili Pirim, this is art. Definitely. Absolutely. What a nice weather in Datça today. Which date is today? Saturday, which date? Any idea? Twenty-seventh of May in Datça. Exactly. End of the May. June is almost here. Yeah. Tomorrow is. We are listening reggae music today. Yeah. Which date is today? Which day? Day is Saturday. Saturday. Saturday, tomorrow land. Landlord. Today we learned landlord. Landlord. Şu an Seyil Kafe'nin önündeyim. Burası da Datça Taşlık Plajı. Buradan ileriye doğru gidiyorum şimdi. ABC de burada. 48 ABC 821. Buradan böyle gitmemek lazım. Yaya yolu olması lazım.
Atatürk kent patlatacağım. Benim en sevdiğim parklardan bir tanesi. Daha doğrusu böyle bir tane büyük parkı var. Onu da çok seviyorum. Şuradan bir giriş yapalım. Burası 24 saat kameralarla gözetim altında. Böyle ağaçlar var, spor aletleri var. Şurada gördüğünüz gibi. Onun yanına da gidebiliriz. Yanına. Şuradan gidelim. Bunları daha önce sabahları buraya geldiğimde genellikle spor ya da yürüyüş için geldiğimde kullanıyordum. İçinde şöyle bir tane bay ve bayanların kullanabileceği iki tane tertemiz lavabosu var. Şöyle bir çay bahçesi var içinde. Belediyenin mi bilmiyorum. Hemen burada limanın arkasında. Taş plajının sonunda. Ilıca kampingin yanında. Şurada yeni bir yer açılıyor. Dacia Bungalow Restaurant Bar Beach Bungalow. Bungo severlerin yeriymiş Bungalow. Kuşlar için böyle ağaca şey koymuşlar. Çok ince bir düşünce. Ağaçlar falan aydınlatmalar. Okaliptüs ağaçlarının büyüklüğüne bakar mısınız? Abi de siz, kral da siz, paşa da siz aynen. Şu okaliptüs ağaçlarının büyüklüğüne bak. Parkın içerisinde o kadar güzel çocuklar için oyun alanları var ki. Gerçekten takdire şayan. Genellikle çocuklu aileler çok tercih ediyor burayı. Spor yapmak isterseniz içinde bir tane voleybol ve basketbol sahası mevcut. Onları da şimdi geçiyorum, göstereceğim. Hadiler. İlk yapan aileler var bu arada. Şurada çok güzel. Bu köşe de çok güzel. Ellerine sağlık burada çalışanların. Şu orada da şöyle bir tane. Daha önce Sydney'de de Sydney'de yaşarken bir tane park vardı. Hyde Park. Ona Hyde Park diyordum. Yunus kardeşimiz var, Bornovalı. Hyde Hyde deyip makara yapıyordu kardeşimiz. Hyde Park. Aynı ona oradaki Hyde Park'ta da gezer dolaşırdı. Kargalar bile var. Şu voleybol sahası, kum voleybolu oynayabilirsiniz burada. Ücretsiz. Basketbol sahası ücretsiz. Şöyle. Daha önce Datça merkezde dükkanım vardı. Afilli butik. O zamanlar sabahleyin erkenden kalkıp canım böyle kafam estiğinde burada basketbol oynardım. Tek başıma çok güzel oluyor. Voleybolu. Neden olmasın? Hava acayip sıcak. Şurada aşağıda da göl var. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Ceren diye bir tane kardeşim vardı. Dostum diyorduk günümüzde. Dostum İkom diyorduk. O da böyle North Sydney'de çalışıyordu. Ben de o zaman Mascot'ta çalışıyordum.
Daha sonra o kahve dükkanında baristacıydı. Baristasını işini bitirdikten sonra bir tane park vardı böyle denizin kıyısında. Adını unuttum. North Sydney'in hemen altında tren rayı var. Tren rayının geçtiği yerde. Orada deniz taksiye bindik. Hatta Ceren kardeşimle beraber karşıya Primont'a geçtik. Gölün olduğu yere geldik. Her taraf kendine göre güzel gezebilirsen boş vaktin olursa. Şurası mesela Sazlıklar, günün girişi. Bu ağaçlar da ne ağacı bilmiyorum. Körmen'de, Karaköy'de böyle bir ağaçlar var biliyorsunuz. Poyrazı engelliyor. Burası bataklık. Hep buraya sevimli dostlar gelmiş. Hep izleri var. Şurada ördek var. Ne kadar güzel bir ortam. Cennetten bir köşe gibi. Fazla ileriye geçmiyorum. Bataklık. Gölün içinde bu arada büyük büyük kefaller de var. Onları görebilirsek size göstereceğim. Göl iki kademeden oluşuyor. İçinde böyle set var. Şuradan daha yakından göstereyim. Küçük küçük balıklar var. Onlar neler bilmiyorum. İsimlerini büyük ihtimalle kefaldir. Ördekler biraz önce de gördünüz. Tam bir oksijen deposu burası. İçindeki set. Zeytin ağaçları bile var. Şuradaki şu otelin adı Cape Grillo. Cape Grillo otelinin dışında bir amblem var. Ne demek bilmiyorum. Amenes Aspendos olabilir. Ne güzel orada bir kafe var. Gölün hemen kenarında. Oradan su akıyor. Aşağıya denize karışıyor şuradan. Tam karşıdan. Zoom yaptığım yerde. Çok doğal bir ortam var. Böyle aralarda patika yollar var. Kuşlar cıvıl cıvıl. Hedefime ulaştım. Gelmek istediğim yere geldim. Burası en sevdiğim yer. Böyle tam bu bölgeden büyük büyük kefalleri görmüştüm. Nasip olursa yine görebiliriz. Tabii yem getirmek lazım. Bir defa Zeliç'le gelmiştik buraya. Bir sürü elimizde galete vardı. Şurada sepet mi ne var bilmiyorum. Birisi sepet koyduysa da neden koymuş olabilir? Şu adanın oradan geçmiştik. Karşıda bir ada varmış işte. Teknede çalışırken Peri'de. Ördekler, kuşlar, kargalar, göl, deniz, ada, Kent Park, Atatürk Kent Park.